Acının tarifi zordur. Mehmet Yıldız. Boğazında yumruk gibi bir şey hissedersin de ne aşağı ne de yukarıya hareket ettiremezsin. İşte öyle bir şey çaresizlik, acizlik. Elini kolunu bağlar, düşünemezsin, konuşamazsın ve hareket edemezsin. Bir bakıma canlı cenaze durumuna düşersin. Acının tarifi zordur. Kelimelere sığmaz, kelimelerle anlatılmaz. Yer yarılmış yutacak gibi, gök parçalanmış, üzerine çökecek gibi bir hal yaşarsın. Yaşadığın sıkıntının bin bir tonuyla, rengiyle, deseniyle. Acının tarifi zordur. Kendine mi yanacaksın, milletine mi? Kalbin parça parça oluşuna mı? Ruhun kabus görmüş dağlanışına mı? Yurdum insanının lal kesilmiş melül melül bakışına mı? Acının tarifi zordur. Depremin tabiatında zorluk vardır. Dayanışmayla aşılır ancak bu zorluklar. Acının olduğu yerde yönler yoktur. Hepsi tek yöne yönelir. Acıların olduğu yere, acıları dindirmek için, yaraları sarmak üzere, kim olursa olsun, hal hatır sormak ve mağdurun yanında bulunmak. Acının tarifi zordur. Yarının hesabını yapanlar, kendisine acıların uğramayacağını zanneden talihsizlerdir. Namsız, nişansız, reklamsız koşturabiliyorsan, ellerini açıp isimsizlere dua edebiliyorsan, kalben ve ruhen bütün mağdurların, mazlumların yanında durabiliyorsan, acının ne olduğunu biliyorsun demektir. Tarif edemesen de hissediyorsun demektir. Acının tarifi zordur. Zorluklar birlikte aşılır. Yükler güçlü omuzlarla ancak taşınır. Gönül insanları sadece hayırda yarışır. İnsan oluna da zaten bu yaraşır. Acının tarifi zordur. Merak etme, seni duyan, seni gören biri var. Ona teveccüh et. Rahim ismiyle tecelli eder ummadığın bir anda, gecenin karanlığında. Biri gelir yaralı evladını tedavi eder. Gönlü kırık eşinin kalbini onarır. Ummadığın bir yerden susuz dudaklarına Kevser misali, gümüş kaselerle zemzem takdim edilir. Beklemediğin bir zaman diliminde kapı çalınır, gönlün alınır. Nice zorluklar çıkmıştır karşımıza da el ele vererek, gönülden gele gele dua ederek atlatmışızdır aşılmaz gibi görünen nice engelleri. Acının tarifi zordur. Eller yukarıda, diller duada, alınlar secdede, gönüller sadece ve sadece mağdurlarda. Dünyanın neresinde olursak olalım, şimdi kalplerin ibresi Güneydoğu'da. Acının tarifi zordur. Göçük altında inim inim inleyen ama iniltisini bir türlü duyuramayan, kimse yok mu diye çığlık atan ama sesini ulaştıramayan kim bilir kimler var, hem de gecenin bu karanlığında. Acının tarifi zordur. Uzanacak nurlu elleri bekleyen, göçük altında annem, babam, evladım, eşim ve kardeşim diyenleri duyarsan, onlara anne, baba, evlat ve kardeş olma zamanıdır şu an. Acının tarifi zordur. Olumsuzlukları nefsinden bil. Sakın başkalarını suçlama. Öyle bir gaflete düşme. Kendini sorgula. Olumsuzluklarda benim payım var mıdır? Veya ne kadarı da kendini ırgala. Sakın suçu başkalarına atmak suretiyle kolaycılığa kaçma. Milletçe sağlam düşünceler, sağlam fertler ve sağlam binalar inşa etmeye bak. Sarsılmayan, yıkılmayan, pörsümeyen yapıların izinde ol.
ol ki onun da inayeti sana yar olsun.''